Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim çok şükür. Hastaydım. Geçen hafta çok çok hastaydım. Normalde ben senede işte bir defa çok kötü bir hastalanırım böyle yani. Üşütürüm böyle yani. Ateşim çıkar yani. Halsiz olurum, yataklara düşerim. Bu yıl hem Şubat ayında hem de işte Nisan ayında oldum böyle. Çok hastaydım. Geçen pazartesiden tuta cumaya kadar çok çok hastaydım. Yani baş ağrısı, badenciklerim çok şişmişti. Halen daha hafiften var ama yani gayet iyiyim böyle. Hafta sonu dinlendim. Bir de tabii Ramazan olduğu için gün boyu insan bir şey yiyemiyor, içemiyor. Onun da vermiş olduğu bir şey vardı. İnsan daha bir halsiz, daha bir baş ağrısı geçiyordu. Zaten yemek yiyemiyorsun. Öyle bir hastalığımız vardı. Çok şükür iyileştik. Allah şafi ismiyle bize şifa verdi. Yani ondan dolayı biraz gündemden de uzak kaldım yani. Çünkü sizler tercih verdiniz Sağlık Bakanlığı için diyorum. Tercih verdiniz, tercihleriniz bugün yarın gelecek inşallah. Yani işte yani şu anda tabii umutlu bir bekleyiş sürüyor. En çok da tıbbi sekreterlikte, hemşirelikte, ebelikte, diğer sağlık teknikerlerinde. Umutlu bir bekleyiş var. Nasıl bir tablo olacak? Yerleşecek miyim? Yerleşmeyecek miyim? Bir heyecan var. Sizleri anlıyorum. İnşallah güzel haberler bugün yarın yani. Bugün ayın 10'u. 10 Nisan 2023. Ya bugün ya yarın ya da bilemedim. En geç çarşamba gününe kadar tercihlerin sonuçları geleceğini düşünüyorum. Çünkü geçmiş alımlara baktığımızda genellikle bir hafta, 5 gün, 7 gün, 10 gün bilemedim. İçerisine açıklanıyor. Yani bugün yarın o sonuçlarımıza gelecek. İnşallah herkese şu ibareyi görmeyi Rabbim nasip etsin. İşte falan falan kuruma yerleştiriniz, kurumla itibata geçiniz. İbaresi çok çok harbi insanı mutlu edecek. Yani bıraktım yani insanın kendisini, ailesini, çevresini, akrabasını da gerçekten sevindirdiği bir haber oluyordur. Rabbim inşallah bütün emek veren kardeşlerimize, arkadaşlarımıza nasip eylesin inşallah. Bugün biraz o süreci de ele almak istedim. Hem de sizinle de sohbet, muhabbet olsun diye. Şimdi dedik sonuçlar en geç 10, bugün aynı 10'u, 11-12 Nisan arasında gelecek. Yani çarşamba kadar gelecek sonuçlarımız. Sonuçlar geldikten sonra sizin herhangi bir şey yapacağınız bir şey var mı? Yok. Siz işte güvenlik soruşturmalarınızı bekleyeceksiniz. Çek kasaya düşme şeyiniz yani zimmete düşmeyi bekleyeceksiniz. Öyle görüyorum ki işte hani halihazırda da seçim geldiği için böyle yani bu güvenlik soruşturması, arşiv soruşturması biraz daha hızlı olabilir. Birinci alıma göre daha hızlı gerçekleşebilecek. Yani son önemli bu hafta açıklanırsa işte hani Nisan sonu, Mayıs'ın hemen başına en geç bu sürecin tamamlayıp göreve başlanabilir. Ya da ikinci bir husus, Mayıs'tan hemen sonra da göreve başlama bir şey olur. Çünkü bu ikinci alımda sizler için yani atanacak olan arkadaşlarımızı şöyle bir durum bekliyor. Şimdi eğer arşiv soruşturması, güvenlik soruşturması biraz gecikirse birinci alım gibi yani 1-2 ay falan sürerse ki sürmeyecek zaten. En kötü 2 ay sürer böyle de. Yani seçimden sonrasına da atanabilirsiniz böyle. Çünkü biliyorsunuz ki mevcut bakanlıklarda yeni bir hükümet kurulacak. Çünkü bu mevcut bakanlıkların süresi doluyor. Yani öyle bir farklı bir heyecan, farklı bir başlangıç olacak sizler için. İnşallah güzel olsun da hani diyor temiz olsun, geç de olsun. Geç de olsa fark etmez ama yeter ki temiz olsun. Hani güvenlik arşiv soruşturmasından sonra işte göreve başlama duyurusu gelecek. Göreve başlama duyurusundan sonra evrakları teslim edeceksiniz. Evrak teslim ettikten sonra da göreve başlayabilirsiniz. Hani bunu da değindikten sonra şöyle bir parantez açmak istiyorum. İşte hani olur da atanamayan, yerleşemeyen arkadaşlarımız için işte halihazırda halen de devam eden üniversite hastanelerinin alımları söz konusu var. Bunları değerlendirebilirsiniz ve bilakis belki biliyorsunuz Milli Eğitim de sağlık alımına çıktı. Sonuçları geldi dün itibariyle. Yani değerlendirebilirsiniz. Eğer Sağlık Bakanı'ndaki o
alım şeyleri gelirse işte insanlar, arkadaşlarımız bu konuda bir seçim veya bir yönelme yapabilirler böyle. Hani bir de EYT var. Biliyorsunuz ki EYT 1 Mart'ta hani işte resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi falan. İşte EYT'liler ilk maaşını 15 Nisan'da alacaklar. Şimdi Nisan ayında alacaklardır. Yani EYT'nin de yaratabileceği bir kamu boşluğu olacak. Bundan sonraki anımlar hakkında yani değinmek istiyorum. EYT'nin bu boşluğu muhakkak seçimden sonra yani özel ve üniversite hastaneleri başta olmak üzere çoğu kurum ve kuruluş böyle alıma çıkacağını düşünüyorum. Hani yorumda sürekli bahsediyorsun işte üçüncü bir alım olur mu? Olursa ne zaman olur? Yani ne kadar olur falan filan. İşte tam olarak ne kadar olur, ne zaman olur bilmezsek de muhakkak bir alımın olabileceğini düşünüyorum. Farklı kurumlar seçimden sonra hemen alıma çıkabilir. Bilakis üniversite hastaneleri çıkabilir, özel yerler çıkabilir. Yani bir tane orta şey diyorum. Lisans 2023 KPSS sınavı da var biliyorsunuz ki tarih ne zamandı? Şöyle net etmiştim. 23 Temmuz 2023'te lisanslar KPSS sınavına girecek. İşte neredeyse bir ay sonra da sonuçları geliyor. 23 Temmuz etti, 23 Temmuz 20 Ağustos falan yaptı. Hani benim beklentim daha önce de demiştim böyle. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Eylül ayında biraz gündeme gelir. Şu Ağustos sonu ve Eylül ayında üniversite hastaneleri alıma çıkar. Bilakis yani takip ettiğimizde zaten bu seçim biraz gündemi biraz değiştirdiği için yani Eylül, Ağustos sonu Eylül gibi, Ekim gibi üniversite hastaneleri alıma çıkar, puanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Yani bundan sonra değerlendirin. Çünkü boşta kalmaktansa biliyorsunuz üniversite hastaneleri artık 3 artı 1'e tabi olacak. İşte bazı hakları halen daha tartışılır durumda. Yani ama muhakkak puanlarınızı değerlendirin. Böyle en geç Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani 2023'ün sonunda ben Sağlık Bakanlığı'nda yeni bir alımın, yeni bir atamanın gerçekleşeceğini düşünüyorum. Mevcut hükümet değişirse de, değişmese de fark etmeksizin yani böyle dönem sonu bir alım olacağını düşünüyorum. Tabii sağlık teknikerleri ve orta öğretim teknisyenleri bakımından bu puanlar da 2024'ün KPSS sınavına kadar geçerli olacak. Sizler de işte bu puanlarınızı işte açılabilecek kurum ve kuruluşlarda puanlarınızı değerlendirip atanabilirsiniz, yerleşebilirsiniz. Muhakkak değerlendirin hep diyorum. Altını çizerek diyorum ki ikinci bir husus niye özel ve üniversite hastanelerin daha çok alıma çıkacağını söylüyorum. Çünkü mevcut hali hazırda bu EYT üniversite hastanelerde ve özel yerlerde çok çok sayısı çok çok fazla. Yani kendi hastanemizde mesela çalıştığım kurumdan yola çıkarsak böyle yani baktığımızda yani EYT'ye giren çoğu memur arkadaşlarımız var. Yani daha çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar memur olur. Bunlar emekli olacak. Bunların yerini dolduracak bir alım yani bir atama söz konusu olacak. Onun için önümüzdeki dönemde işte bilakis seçimden sonra bu boş kontenjanları doldurmak için üniversite hastaneleri başta olmak üzere özel yerler işte devlet hastaneleri de alıma muhakkak çıkacaktır. Yani o boşluk olacak ve boşluğu dolduracak. Yani bizim öğrenciler, siz öğrenci olarak sizin yapmanız gereken nedir? İşte puanlarınızı işte bu tür durumlarda kurum ve kuruluşlara değerlendirmek, bir yer edinmek. Yani boşta kalmaktansa ya da yeni bir sınava hazırlanmaktansa puanlarınızı değerlendirin ve bir yerlere yerleşin şeyine bulunuyorum. Şimdi ikinci bir husus, yani başka bir husus. Kadro yani biliyorsunuz ki bütün sözleşmeliler 28 Kasım 2022 öncesi bütün girişler tek kalemle kadro alınacaktı. Yani bu da beni kapsıyor. Yani ben 2 yıllık bir memurum. Bakıldığında böyle yani Nisan ayına yani 15 Nisan'a
yetiştireceklerini söylemişlerdi. Hali hazırda daha herhangi bir bize bilgilendirme SMS'i falan gelmedi. Ha, gelen var mı? Var. Ama hali hazırda daha bize gelmedi. Yani onun da beklentisi de var tabii. Bu da gelince hemen işte gerek memur arkadaşlarımız biraz daha rahatlanacaktır. Rabbim herkesin nasibini, şeyini, emeğinin karşılığını versin. Gerçekten ülkemizdeki bu seçimlerde bazı haklarının verilmesi. Biliyorsun hak verilmez alınır. Yani hakların alınması konusunda böyle yani ciddi bir adım atılıyor. Gerek işte yani ekonomik şey olarak, gerek çalışma şartları olarak hak ve hukuklarımızı böyle biraz daha genişletme şansı oluyor böyle. Hani burada da işte işte bu sendikacılara, toplumsal, sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor. Bunların baskıları, bunların talepleri işte gerek sosyal medya üzerinde, gerek birebir, gerek işte hani sendikaların baskısı bu konuda çok çok yardımcı oluyor. Biliyorsunuz ki yani seçimden dolayı işte kadro verildi, EYT çıkarıldı. Farklı farklı işte şeylerde mesela hani hakları genişletildi, şey yapıldı. Bunlar çok çok önemlidir. İşte biz de bunlardan ders çıkarmamız gerekir. Bilinçlendirmemiz gerekir. İnşallah sonuçlar gelir ve herkes hak ettiği yere gelir. Biraz da ses fark ettim de ses tellerim de halen daha tam yerine oturmamış. Çünkü madenciliğim çok çok şişmişti harbiden. Sağlık çok çok önemlidir. Rabbim önce sağlık sıhhat versin. Ondan sonra sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Helal rızık kazanmayı nasip etsin. Alın terimize çalışıp kendimize, ailemize, işte nüfusumuza, fertlerimize bakabilmeyi nasip etsin. Şimdiden herkese hayırlı Ramazan diliyorum. İnşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.